Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, aşırı pratik bir paçanga böreği tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Öncelikle bir miktar sıvı yağ tavamın içerisine alıyorum. İçerisine böyle doğramış olduğum 2 adet yeşil sivri biberi ekledim. Daha sonrasında böyle kapya biberim vardı. Böyle yarım bir de kapya biberi, kırmızı kapya biberi kullandım. Biberleri birazcık yağda soteledikten sonra bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonrasında içerisine bir adet küp küp doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum. Biraz böyle karıştırıyorum. Altında hafif böyle kıstım. Daha sonrasında içerisine birazcık tuz ilave ediyorum. Baharat olarak dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. İyice sotelendikten sonra tavadan alıp bir kasenin içerisine boşaltıyorum soğuması için. Paçanga böreğimiz için hazır üçgen yufka kullanıyoruz. Bu şekilde benim aldığım bayağı tazeydi. Böyle bir adet yufkamı aldım. Fırça yardımıyla üçgen yufkamı her yerini ıslatıyorum. Tek yufkayla çok ince olacağı için yırtılma riski var. O yüzden bir tane yufkayla hemen daha üzerini kapatıyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz melemen türündeki sosu bu şekilde birer kaşık olacak şekilde içerisine alıyorum. Her birine birer kaşık kadar böyle ilave edeceğim. Bu şekilde ortasına aldıktan sonra üzerine böyle doğramış olduğum, küp küp doğramış olduğum pastırmadan ilave ediyorum. Pastırma çok lezzetli oluyor. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle rendelemiş olduğum kaşar peynirden de birazcık üzerine aldıktan sonra bu şekilde görmüş olduğunuz gibi rulo şeklinde kapatıyorum. İki yanını böyle içe gelecek şekilde güzel bir şekilde sarıyorum böreğimi. En uç kısmını daha sarmadan böyle açık bıraktım. Yumurta sarısı fırça yardımıyla hemen sürüyorum. Daha sonrasında bu şekilde kapatıp böreğimi hazırlıyorum. Aynı şekilde hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra toplamda 6 adet elde etmiş olduk. Siz isterseniz malzeme miktarını arttırıp daha fazla da yapabilirsiniz. Tavamın içerisine sıvı yağımı aldım. Böyle hafif yağ kızdıktan sonra içerisine ikişer ikişer böreklerimi atıp güzel bir şekilde sürekli hızlı bir şekilde çevirmeniz gerekiyor bu aşamada. Yoksa hemen yanıyor. Bu şekilde çevire çevire böreklerimi kızartıyorum. Dilerseniz bu şekilde galeta ununa ve yumurtaya da bulayıp daha sonrasında kızartabilirsiniz paçanga böreklerinizi. Ben bu şekilde böyle sade yapmak istedim bu sefer. Çevire çevire böreklerimi kızarttım. Çok güzel bir şekilde de kızardılar. Hemen böyle bir kevgir yardımıyla alıyorum böreklerimi. Yağlı kağıdın üzerine alın ki güzel bir şekilde yağını çeksin. Bu şekilde hepsini kızartıyorum şimdi böreklerimi. Böyle görmüş olduğunuz gibi sizler için servisi hazırladım. Gerçekten görüntüsü kadar tadı da muhteşemdi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler için hemen bir doku testine geçip içinin güzelliğini de göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Bu şekilde hemen içini de gösteriyorum. Sizler videomu devamını izlerken ben de hemen sizlere veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.